Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ilk iPhone'dan son iPhone'a kadar tüm iPhone'ların kameralarını kapıştırıyoruz. Şimdi telefonları bir sayalım arkadaşlar. İlk iPhone, iPhone 2G diye geçiyor. Bunun hemen arkasında iPhone 3GS. Bu arada arkalarına yazdım, kopya çekiyorum. iPhone 4S, 5S geliyor. 6S, 7, iPhone 8, iPhone 10 ve iPhone 10S. Bu telefonların hepsinin şimdi kameralarına bakacağız. Hepsiyle fotoğraflar çektik. Onları yan yana göreceğiz. Tabii bu sırada arkadaşlar Apple'ın kamerası nereden nereye ulaştı bunu da görmüş olacağız. Yani teknolojinin ne kadar da ilerlemiş olduğunu anlayacağız. iPhone 2G ile başlayalım arkadaşlar. iPhone 2G'de sadece ve sadece 2 megapiksellik bir kameramız var arkadaşlar. Günümüzde tabii ki de hiçbir geçerliliği yok. Ancak 2 megapiksel kamera o günler için gayet iyiydi. Aynı zamanda bu telefonun herhangi bir video kaydı özelliği yok. Ama bana soracak olursanız günümüzde bile çok kötü fotoğraf çekmiyor arkadaşlar. 2 megapiksel çok düşük ama fotoğraf kalitesi fena değil. 2G'de arkadaşlar herhangi bir ön kamera yok. Yani selfie çekemiyoruz. 3GS'ye geldiğimiz zaman bu sefer video kaydı da ekleniyor. Ama ön kameramız hala yok. Ana kameramız yani zaten tek kameramız 3.2 megapiksel 3.15 diye geçiyor. Öyle bir çözünürlüğe sahip. Ayrıca diyafram değerimiz de f2.8. Bu da demek oluyor ki düşük ışıkta bu kameradan bir şey beklemiyoruz. Videomuzda 480p çözünürlükte çekebiliyor. Saniyede 30 kare olmak üzere 3GS için konuşacak olursak. Tabii ki de 2G'ye göre baktığımız zaman kameramızda gelişme var arkadaşlar. Ancak günümüz için hala yeterli değil. Şimdi gelelim 4S arkadaşlar. iPhone'un tasarım olarak ciddi anlamda değiştirdiği telefonlardan bir tanesi. Ki bu kasayı çok seven insanlar hala var, bunu biliyorum. 4S'te kamera bazında bu sefer ön kameramız bize dahil oluyor. Yani selfie çılgınlığı burada başlıyor arkadaşlar. Arka kamera bir anda zıplıyor arkadaşlar. 8 megapiksel yükseliyor ve diyafram değerimiz de geriye çekiliyor. F2.4'e geliyor. Bu da demek ki düşük ışıkta biraz daha iyi fotoğraflar çekebiliyoruz arka kamerayla. Ön kameramıza baktığımız zaman işler o kadar iyi değil şimdilik. Sadece VGA çözünürlüğe sahip arkadaşlar. Yani bayağı düşük bir çözünürlüğümüz var. Video tarafında da önemli geliştirmeler var. Bir önceki modele göre bu sefer artık 1080p videolar çekebiliyoruz. Saniyede 30 kare olmak üzere. Ön kameraya baktığımız zaman bir önceki modelde olduğu gibi 480 kare ve saniyede 30 kare. Sanki eski telefonun arka kamerasını alıp ön tarafa koymuşlar gibi. Şimdi gelin bir sonraki telefonumuza geçelim. Tasarım olarak çok bir şey değişmese de biraz büyüyor vesaire ama iPhone 5S'te artık bizim bir adet parmak izi okuyucumuz var. Konumuz bu değil şimdilik ama yine de söylemeden geçmeyelim dedik. Bu sefer arka kamerada olanlar şunlar. Megapikselimiz aynı. 8 megapiksel. Diyafram değerimiz iyice geriye çekiliyor ve f2.2'ye geliyor. Yani bu da demektir ki düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekiyor. Bu arada 5S'e geçtik ancak 4S'te şunu ekleyelim arkadaşlar. İlk LED flaşımızı 4S'te birlikte görüyoruz. Tıpkı 5S'te de olduğu gibi o telefonda da bir adet flaş var. Ön kameramız VGA'dan bu sefer 1.2 megapiksele yükseliyor ve f2.4 diyafram değerini taşıyor. Video tarafı aynı kalıyor arkadaşlar. 1080p saniyede 30 kare çekiyor ama bu sefer 720p'de arkadaşlar saniyede 120 kare olmak üzere ağır çekim videolar çekebiliyoruz. 5S'in ön kamerası 1.2 megapiksel f2.4 diyafram değerini taşıyor arkadaşlar. Ayrıca bu kamerayla birlikte artık bir yüz olduğunu da anlamaya başlıyor ön tarafta. Yani yüzünüzü netleyebiliyor. Sıra geldi 6S'e arkadaşlar. Artık telefonun tipi tamamen değişiyor. 6S'le birlikte daha oval bir yapıya kavuşuyor. Tabii ki de kameralarda da geliştirmeler sağlanıyor. Kameramız 12 megapiksel değerine ulaşıyor. Diyafram da f2.2'de arkadaşlar. Bunun yanında ön kameraya baktığımız zaman da 5 megapiksel değerini görüyoruz ve f2.2 diyafram değeri burada da karşımıza çıkıyor. Yani şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla iPhone'lar böyle kamerayı biraz gıdım gıdım veriyorlar. Bizlere böyle inanılmaz bir atlayış yok. Ama video tarafı da önemli bir geliştirme var arkadaşlar. Artık bu telefon 4K videoları saniyede 30 kare olarak çekebiliyor. Aynı zamanda ağır çekimde de 720p'de 120'den 240 kare atlıyor. Yani daha iyi ağır çekim videolar çekebiliyorsunuz. Ha 120 kare size yeterliyse bu sefer 1080p'de çekmeye başlayabiliyorsunuz. Ha dilerseniz arka kameralı video illa 4K çekmek zorunda değilsiniz. Saniyede 60 kare 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Dilerseniz ön kamerayla da 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Saniyede 30 kare olmak üzere diyelim. Ve bir sonraki telefonumuza yani iPhone 7'ye atlayalım. Yine tasarım olarak çok büyük değişiklik yok bir önceki modele göre. Zaten bu saatten sonra iPhone 10'da artık değişimi göreceğiz. iPhone 7'ye baktığımız zaman arka kameramız 12 megapiksel değerinde. Ancak bu sefer diyaframda önemli geliştirmeler oluyor. F1.8 diyafram değerini görüyoruz. Yani düşük ışıkta işler iyice ciddileşiyor. Arka kamerada aynı zamanda ilk defa optik sabitlemeyi görüyoruz arkadaşlar. Bu
bu da önemli geliştirme diyebiliriz. Video tarafına da bakalım isterseniz. Arka tarafta arkadaşlar kağıt üzerinde çok büyük değişiklikler yok. Yine 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyor. Tabi optik olarak geliştiği için görüntü kalitemiz de iyileşmiş oluyor. Aynı zamanda yine 720p'de 240 kare videolar çekebiliyoruz. Eğer çözünürlüğü 1080 alırsak da saniyede 120, 60 veya 30 kare videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya geldiğimiz zaman da 7 megapiksel değerini ve f2.2 diyafram değerini görüyoruz. Aynı zamanda yine 1080p videoları saniyede 30 kare olarak çekebiliyor. İşler iyice kızışmaya başladı. iPhone 8'e geldik arkadaşlar. iPhone 8'in arka kamerası kağıt üzerinde çok büyük değişikliğe uğramıyor. Yine 12 megapiksel değerimiz var ve f1.8 diyafram değerini taşıyor. 4K videoları saniyede 24, 30 veya 60 kare olarak çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda ağır çekimde artık 1080p'de 240 kare çekmeye başlıyor bu telefon. Tabi dilerseniz 120, 60 veya 30 karede de çekebiliyorsunuz. Ön kameraya baktığımız zaman da 7 megapiksel değerini görüyoruz iPhone 8'de. Ayrıca 1080p'de de saniyede 30 kare videolar çekebiliyor. Ha bir de diyaframımız f2.2. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi esas olayın değiştiği noktaya gelelim arkadaşlar. iPhone 10'la birlikte artık bu tasarımdan da kopuyoruz ve çentik olayına giriyoruz. Bundan önce de çift kamera vardı arkadaşlar. Zaten Plus modellerinde hep çift kamera var ama iPhone 10 zaten direkt başlı başına çift kamerayla birlikte geliyor arka tarafta. Bu iki kameramızda 12 megapiksel değerinde bir tanesi f1.8, diğeri de f2.4 diyafram değerini taşıyor. 1.8 olan geniş açılı lensimiz, 2.4 olan da arkadaşlar bildiğiniz gibi zoom yapmaya yarayan telefoto lensimiz. Aynı zamanda tabii ki de portre modunda da fotoğraflar çekebiliyoruz. 4K videoları saniyede 24, 30 veya 60 kare olarak çekebiliyoruz. Aynı zamanda yine 1080p çözünürlükte de 240 kare ağır çekim videolarımız mevcut. Selfie kamerasına baktığımız zaman tabii artık bu telefonlarda Face ID de mevcut arkadaşlar. F2.2 diyafram değerine sahip 7 megapiksellik bir ön kameramız var. Aynı zamanda tabii Face ID'nin nimetlerinden bir tanesi selfie çekerken portre modunda kullanabiliyoruz. Yani selfie de arka tarafı bulanıklaştırabiliyoruz. Şimdi geldik son telefonumuza. Apple'ın da zaten aynı anda çıkardığı 3 telefondan bir tanesi arkadaşlar. Yani iPhone 10S. Megapikseller aynı kalıyor arkadaşlar. İkisi de 12 megapiksel değerinde f1.8 ve f2.4 diyafram değerine sahip. Yani sayısal olarak aynı kalabilir tabii ki de. Ancak içindeki bazı optiklerin değişmesiyle tabii ki de yazılımın da desteğiyle birlikte görüntüler daha iyi hale geliyor. Video tarafında da yine kağıt üzerinde aynı arkadaşlar. 4K'da dilersek 24, 30 veya 60 kare çekimler yapabiliyoruz. Yine optik sabitleyici vesaire onların hepsi mevcut zaten. Bunun yanında yine 1080p'de 240 kare çekimler yapabiliyoruz. Ön kameramız yine aynı arkadaşlar. 7 megapiksel ve f2.2 diyafram değerine sahip. Bunun yanında 1080p videoları artık saniyede 60 kare olarak çekebiliyoruz iPhone 10S'le birlikte. Daha burada 4K çözünürlüğü göremiyoruz ön kamerada iPhone için. iPhone 10S'e baktığımıza göre arkadaşlar yavaş yavaş bu kıyaslamanın da sonuna gelebiliriz. Tabii ki de bunun kıyaslama demek yanlış olur çünkü birisi kaç yıl önce çıkmış bir telefon, birisi daha geçtiğimiz aylarda çıktı. Yani aralarında uçurum bir fark olması zaten normal. Biz burada sadece sizlere kameranın nereden nereye geldiğini göstermek istedik. Aslında bir aktarıcı olmaya çalıştık. Ancak ben burada sizin görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Sizce hakikaten böyle sıçrama boyutunda bir gelişme olmuş mu yoksa çok ağır mı ilerlemiş? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim diyelim. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Beğendiyseniz videoyu hemen şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Bir de yine her zaman olduğu gibi kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.